Polonyalılar yabancıları sevmiyor. Doğru. Prospekte dikkatli ol. Ne olacak abi? Kreuzberg'de başınıza gelecek en kötü şey ne olabilir? Birisiyle çarpışırsınız, çok nazik bir şekilde sizden özür diler. Çünkü orada genelde LGBT üyesi insanlar oturuyor. Ya LGBT üyesidir, ya hipsterdir. Yani öyle gangsta o tip şeyler yok yani. Kreuzberg'de. Bir tek Killa Hakan kaldı galiba. Masaka. Masaka Kreuzberg'de değil galiba. Değil mi? Gay sokağı muhabbeti vardı. Muhabbeti değil abi. Gay sokağı... Gay sokağı değil. Gay mahallesi. Yani Berlin'de... Bildiğin olan bir şey yani. Burası gay mahallesi. İşte burası lezbiyen mahallesi. Burası trans mahallesi. Böyle yerler var yani. Ama hani Türkiye'deki gibi düşünme. Mesela Türkiye'de de trans olup ne denir ona, seks işçisi olan insanların bulunduğu bölgeler böyle korkuyla anılır ve pek girilmek istemem. Öyle değil yani. Bayağı şen şakrak yani. Gidiyorsun. Gay mahallesi. Okey. Ne var? Gay shop Şey var. gibi Gay bar var. Ripaban. Ama yani herkes mutlu yani. Ha, yolda laf atabiliyorlar. O geldi başımıza. Okey, ona da çok şey olmadım. Hoş bir şey değil tabi ama sarhoştular herhalde. Şeye gittin mi abi peki? Hiç? Hamburg'da Ripaban var. Yok, Bayağı gitmedim. ünlü. Yok. Gitmedin mi? Kreuzberg'in oradan daha çok tanınıyor olmasını ben anlamıyorum mesela. Ne, çok Türk mü var orada? Yo, Türk yok da orası Almanya'da yani genel olarak Almanya'nın pis sokağı olarak biliniyor. Ha, tamam duydum. Evet. Ama hiç gitmedim. Ne işin vardı? Ya şöyle, biz Polonya'da, ya daha önce Berlin'de böyle yerler olduğunu ben bilmiyordum. Ben Almanya'da kalırken Berlin aslında bu kadar da açık bir şehir değildi. Zamanla buna evrildi. Nasıl olduysa Berlin, işte babasının parası çok olan hipster gençlerin gidip de yaşayabileceği uygun fiyatı olan ve herkese, her türlü insana kolu açık olan bir şehir moduna girdi. Son bir 6-7 yıl içinde oldu yani. İlk gittiğimde böyle bir şey söz konusu değildi. Mesela son gittiğimde işte metroda çalışma vardı. Kapatmışlar böyle. Çalışma olunca kapatırlar ya şeylerle, paravanlarla. Paravanı böyle metro şeklinde yapmışlar. İçinde resmedilmiş Berlin insanları var. İşte orada gay bir çift var, öpüşüyor. Lezbiyen bir çift, trans kız var falan. Böyle bayağı bütün spektrumdaki insanları resmetmişler. Yani Berlin'in artık hani anıldığı ve aslında anılmaktan da gurur duyduğu şeylerden bir tanesi bu. Biz herkese kolumuz açık. Buyurun gelin Berlin'de yaşayın. Tadında bir duruşu var Berlin'in son bir 6-7 yılda bu şekilde. Kreuzberg özellikle çok ucuz olduğu için bu işte hipster kafa, işte LGBT'yi insanlar falan böyle özellikle Berlin dışından veya ülke dışından gelen ekspatlar orada yaşamayı çok tercih ediyorlar. Abi bu Crosberg'le alakalı bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu sürekli bir tane rapçi var ya, adı neydi ya, unuttum. Sürekli çok belalı işte, Crosberg eski Crosberg değil. Buralar çok şeydi, getoydu, şöyleydi, böyleydi. Bu E değil muhabbet ne işte, abi? anlatıyorum, değil işte. Değil. Bu öncesinde mi böyleydi? Öncesinde geto dediği işte çok Türk vardı. Hakikaten aynen. Bizi de biliyorsun yani, biz yurt dışında birbirimize dalıyoruz. Türk Türk'ü gurbette sever diye bir laf vardır ya, o doğru yani. Hani Kreuzberg geto olmasının sebebi Almancılarla dolu olması. Yani niye geto? Yani oraya gelip bir Alman adam dövmüyor ki. Geto olmasının sebebi hepsinin o kafada olması. Sebebi yok yani. Ben ne bileyim, açıklamalarına falan baktığım zaman Kila Hakan'ın işte önceden duvar vardı, duvardan dolayı böyle oldu, şöyle falan
Ne alaka lan, duvar varken Kila Akan orada mıymış? Öyle ya, öyle öyle diyor. Öyle mi Buradaydım. Duvarın diyor? içinde yaşadık biz diyor. Tabii. Ne? Utanmasa Harbi Yahudi'yim öyle diyecek. söylüyor. Ne alaka lan? Aa öyle söylüyor. Direkt videosunda öyle anlatıyor. Bir dakika. Hatta Okan Bölge'nin programına Kaç çıktığında da öyle yılında anlatıyordu. kaç yılında gitmiş? Doğru olabilir. Kaç yılında gitmiş? Şimdi ya Berlin'in ne olduğunu anlamak lazım. Berlin'de Doğu Almanya'nın ne olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Doğru sordum. Evet. Heh. Doğu Almanya var, Batı Almanya var. Doğu Almanya kısmen biraz daha küçük Batı'ya göre. Doğu Almanya'nın içinde ama Berlin var. Berlin de kendi içinde ikiye bölünüyor. Yani aslında Berlin'in Batı Berlin olan kısmı aslında Doğu Almanya sınırları içinde. Ama Berlin'e giriş çıkış oluyor. Yani aslında Doğu Almanya, Batı Almanya arasındaki o geçirgenlik daha çok Berlin'e gitmeye hakkı olan, o statüsü olan insanların gidip gelmesinden kaynaklanıyor. Hani batıdan doğuya giriş aslında çok oluyor ama doğudan batıya aşırı sınırlı, öyle diyeyim sana. Çünkü SSCB baskısı altında Doğu Almanya. O zaman Batı Berlin'de yaşamış olabilir ama getto metto. Valla bilmiyorum. O en son işte bu kafalarla saçma videosuna denk gelmiştim. Trendlere düşmüştü. Bir dakika, O zaman şöyle bir beynim iki yandı dakika. diyen var. Onu anlat, şöyle anlatabilirim. Divided Germany map yazayım abi. Bak şöyle anlatayım kankacığım, canım kardeşim. Bak görüyor musun? Bak. Aç baba. Göster bunu. Interest'ten birine para kazandırdık ama karşılığını da alamıyoruz amına koyayım. Neyse ben kendim zoomlayacağım. Zoomlayamadık da. Güzelmiş. Link. Şöyle kankacığım. Burası Dresden mesela. Dresden büyük olduğu için gösteriliyor. Büyük şehirlerden birisidir. Leipzig'in bulunduğu Saksonya eyaletinin başkentidir. Eyaletlerin başkenti olur Almanya'da. Leipzig de aşağı yukarı şurada. Berlin'le arasında 2 saat mesafe var. Benim yaşadığım yer Leipzig'ti. Tamam mı? Almanya ikiye bölünmüşken, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı desteğiyle ayakta kalan bir Batı Almanya var. Bundesrepublik Deutschland. Tamam mı? BDR. Bir de DDR var. Deutsche Demokratische Republik. Yani Doğu Berlin. Biz ona Doğu Berlin diyoruz ama kendileri Alman Demokratik Cumhuriyeti diyorlar. Berlin'de konum olarak doğuda kalıyor. Berlin'de konum olarak doğuda kalıyor. Ama başkent olduğu için Berlin'i de ortadan ikiye bölüyorlar. Berlin'i ortadan ikiye bölüyorlar. Burada bir duvar var. Şimdi Almanya'daki duvardan bahsedilirken insanlar şey zannediyor. Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında bir duvar. Öyle bir şey yok. Berlin'in ortadan bölündüğü bir duvar var. Bu Batı Berlin'i ve Doğu Berlin'i ayırıyor. Neden AMK? Çünkü Berlin başkent. Berlin başkent moruk. Tabi Bonn efektif başkent olsa da Berlin'i de ikiye bölüyorlar anlaşma gereğince. İşte dediğim şey de Doğu ile Batı arasındaki geçirgenlik de bu Batı Berlin'e gelip işte Batı Berlin'den gerçek Batı Almanya'ya giden insanların daha çok oluşturduğu bir trafikti. Aa öyle değilmiş. Evet öyle değil. Aynen yani duvar dediğimiz aslında şu. Berlin'in içindeki bir duvar. Yani Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı ayıran bir duvar değil o. Sonuç olarak kaç yılında hatırlamıyorum. Kaç yılında yıkıldı duvar hatırlamıyorum. Duvarın yıkılmasına hatta Almanların taktığı bir isim vardır. Die Wende. Wann war die Wende? Die Wende ben 90 diye hatırlıyordum. 89'muş. Özür dilerim. Yo 90'mış. Evet. 3 Ekim 1990 yılında. Evet 89'da başlamış. Şeyler. Protestolar genel olarak Leipzig'te başlıyor. O yüzden ikinci memleketim diyebileceğim şehirle övünebilirim. Protestolar genel olarak Leipzig'te başlıyor. O zaman tabii Sovyet Sosyalist Rusya'nın da biraz çöküş dönemleri, aşağı doğru gittiği dönemler. Tabii orada şeyler başlıyor protestolar ve düşün yani sosyalist rejimin baskısı altında yaşayan insanların protesto yaptığını düşünün. Çok büyük bir şey yani. Kaybedecek çok şeyleri var. Sokakta taranabilirler çünkü.
Ama tabii Gorbaçov Morbaçov biraz böyle yumuşamalar, zart zurt falan. Hani insanlar biraz gaza geliyorlar. Gaza geldikleri için baş kaldırıyorlar. Ve ciddi manada duvarı yıkıyorlar. Duvar yıkıldıktan bir sene sonra da zaten SSCB yıkılıyor. Duvarı yıkıyorlar. Ama duvar dediğimiz bu. Hakikaten balyozla dalıyorlar duvara. Temsili duvar yıkma var. İşte Leipzig'te mesela temsili duvar yapıyorlar. Balyozla dalıyorlar falan. Abi peki asker falan yok mu dışarıda yani bunu gözeten, bu duvar yıkılırken falan? Hiçbir müdahale falan bir şey olmuyor Asker mu? var ama halk öyle bir ayaklanıyor ki hangi birini tarayacaksın? Hangi birini? Doğu Almanya, Batı Almanya ve bu dönemi tam duvarın yıkılma dönemini anlamak istiyorsan size bir film tavsiye edeyim. Goodbye Lenin diye bir film var. Hakikaten çok güzel bir film. Hakikaten çok güzel bir film. Filmin hikayesi şu. Annesi çok Sosyalist Rusya'ya çok bağlı olan, Sovyet Rusya diyeceğim. Sovyet Rusya'ya çok bağlı olan bir çocuk onun hikayesini anlatıyor. Annesi komaya giriyor. Uyandığında duvar yıkılmış oluyor. Çocuk da sanki duvar yıkılmamış gibi davranmak zorunda kalıyor annesine. Annesi bir süre yatalak kalıyor. Hikaye bu. Çok güzel bir film. Hakikaten çok güzel bir film. Bir izleyin onu. Goodbye Lenin süper bir filmdir. İzledim, sen önermiştin hatta. Onu bir izleyin. Tekrar öneriyorum izlemeyenler varsa. Çok güzeldir gerçekten. Aydınlandım. Eyvallah. Goodbye Lenin filmin ismi. Troçki kırması, Menşevik alaşımı, oportunist cepheli, Caho. Güzel. Güzel, güzel benzetme. Öyle yani. Ya. Ben bile bilmiyordum abi, sağ ol. Mesela iki tane Frankfurt olduğunu biliyor muydun Almanya'da? İki tane Frankfurt mu? Ya. İki tane mi? Bir tane İkincisi Frankfurt. nerede? Bir tane Frankfurt. Frankfurt'tu değil mi o ya? Bir dakika. Öyle olması lazım. Evet. Öyle ama bir sürü şehir yok mu ya zaten? İki tane mi? Halle var mesela. Halle iki tane değil. Halle bir tane. Halle Leipzig'in dibinde. Birisi Bir Frankfurt tane de am şey Main. tarafında var. Birisi Hannover'in Frankfurt Oder. Aynen. Yanlış Halle'nin bir hatırlamıyormuşum. de Hannover'e yakın tarafta olanı da var. Şey, biraz Öyle mi? Lufthansa tarafında kalıyor. Aynen. Aa, onu Benim bilmiyordum. annem babam orada yaşamıştı oradan. Ya Halle'yi ben Hannover'da. şeyden biliyorum. Halle ile Leipzig'in şeyi havaalanı ortak. Flughafen Halle Leipzig. Kafa karışıklığı olmuyor mu böyle ya? Çok. Nasıl? İki tane olması falan. Niye değiştiriyorlar Ya şimdi Frankfurt dediğinde aslında Frankfurt am Main'i kastediyorsun. Çünkü asıl tanınan Frankfurt ya? o. Bir de Frankfurt Oder var. Bir de Bremen iki taneydi sanırım. Bremen Hafen mi? O da iki tane. İki tane Bremen var sanırım. Hatırlamıyorsam. Olabilir. Bir Yanlış hatırlamıyorsam. tanesi Hamburg'a çok yakın bir yerde vardı galiba. Yani. Beyaz Rusya mevzusu neydi? Beyaz Rusya hayatımda yaklaşık 45 dakika Beyaz Rusya'da bulundum. Komikti. Ya bir havaalanları var, bir de başkentlerin havaalanı. Bildiğim böyle Migros gibi, amına koyayım, labirent gibi yapmışlar. Mesela bir gate'den öbür gate'e gidiyorsun. Böyle labirent gibi. Sağda solda da böyle şey olur ya, duty free shop itemları var böyle. İçi doldurulmuş bebek falan satıyorlar, amına koyayım. Bildiğim böyle süpermarket gibiydi ya. 8 tane gate falan vardı. Çok ufacıktı yani. Ben orada okuyorum, sen düşün. Geçmiş olsun kardeşim. O havaalanı cidden benim dediğim gibi değil mi abi? Uluslararası havaalanı, bir de insan şaşırıyor, amına koyayım. Duty free'de böyle doldurulmuş babuşkaları satıyorlar 25 euroya. Onu satıyor, bir ay yiyor değil mi parayı ondan sonra? Ay, çok sinir olmuştu. Sinirlerim bozulmuştu. Sigara içme odası var şey gibi böyle, amına koyayım. Ay, kapıyı kilitleyecekler, üstüne böyle ıslak sopayla döveceklermiş gibi böyle. Kapı böyle kapanıyor lah diye. Pencere mencere hiçbir şey yok. Metalden bir odada böyle oturuyorsun sapsarı.
Bu konuda çok eksiyiz. Sadece kendi tarihimizi görüyoruz okulda. Kendi tarihimizi de görmüyoruz ki abi. Yakın Türkiye tarihi biliyor musunuz? Ben bir gün burada şey olaylarını anlattım. Bak benim de kafa gitti. İstanbul'dan kovulan azınlıkların olayını anlattım. O kadar bilinmiyor ki. Az buz bilenler şeyden bahsettiğimi falan zannetmiş. Mübadele öyle bir şey değil falan. Oğlum mübadeleden bahsetmiyorum ki. Ne anlatıyorsun o zaman falan diye böyle. Dedim abi siz bu ülkeyle alakanız yok galiba falan dedim yani. Korktum çünkü linç yedim böyle. Sen ne diyorsun lan mübadele falan. Mübadele değildi abi. Ben ondan bahsetmiyordum yani. Oğlum ya biz tarihi hiç bilmiyoruz ki. Hala Birinci Dünya Savaşı dediğimiz zaman Almanlar kaybettiği için kaybettik falan zannediyoruz. Hani adama sorsan Buckingham Palace'ın kapısına dayanmış Yeniçeri moruk. Cep telefonundan arıyorlar. Diyorlar ki Almanya kaybetti. Beyler süngüleri bırakın. Geri çekiliyoruz. Kaybettik. Böyle değil abi Birinci Dünya Savaşı. Ya öyle anlatılıyor bize okulda. Beyler silahları yere atın. Alman gitmiş. Bizden bu kadar falan diye. Baskeri, baskeri, Mehmet baskeri. Lan böyle anlatılıyor okulda ya. Buckingham Palace'ın önündesin. Bağırıyor orada. Fuck the Queen diye bağırıyor adam. Ya. 4 sene Sümerler işledik Cahot tarih dersinde. Bizde o da yoktu. Bizim dönemde de şey vardı abi. 8 kere inkılap öğrendik ya. Arkadaş 8 yıl niye bana inkılap anlatıyorsun? Biraz da başka dönemi anlat ya. Tamam anladım abi yani. Tamam okey. Atatürk, inkılaplar işte. Milliyetçilik, devletçilik falan. Hepsini öğrendik. Anladık abi. Tamam biraz başka bir şeyler anlat. Biraz başka bir şeyler. Yok. Okey boomer. Ve well, fuck you Generation Z yani ne diyeyim. Öyle abi. Yenge evet LoL'e renk girdi sanırım Zade Kun'la. 4 senedir Osmanlı çöküş devrindeyiz. Bak Osmanlı daha hızlı çöktü oysa ki 4 sene sürmedi bana. Evet bizde de şey çok anlatılırdı yani bizim çocukluğumuzda da Kurtuluş Savaşı, Atatürk dönemi ve Atatürk inkılapları tarihi çok anlatıldı. Osmanlı da çok anlatıldı. Ama ben yani yıllar sonra anladım ki, yıllar sonra dedim ya 20-25 yaşıma geldim de lan bu Osmanlı'ya ben bir bakayım dedim ya. Tek tek böyle işte baktım padişahlar ne yapmış. Şu padişahın artı yönü neymiş, bu padişahın eksi yönü neymiş. Böyle kendi kendime öğrenmek istedim. Kendi kendime araştırdım falan. Okudum, ettim. Dedim aslında çok eğlenceliymiş yani bu hani hakikaten eğlenceliymiş. Bana bunu düzgün anlatan birisi olsaymış eğlenceli bir şekilde ben hiçbir şey ezberlememe, hiçbir şey öğrenmeme gerek kalmazmış. Zaten otomatik öğrenilmişim. Yok bize anlatmadılar abi böyle. Bize böyle Abi tarih muhteşem yüzyıl ezberleti var ya ne öğrendi. gerek var ya. Lan o muhteşem yüzyıl izledim hanımla kanser oluyordum ya. Abi şey bizim tarih hocası şey diyordu. Kosova Savaşı öncesinde Kosova kurak bir yermiş. Sonrasında o Haçlı seferlerinden sonra orayı gübrelemişiz biz ondan yeşillenmiş falan şeklinde anlatıyordu. Oğlum tarihte daha neler neler var ya. Bak biz Müslüman topraklarına gidiyoruz deyip Haçlı'ya çıkan Batı Hristiyan dünyası sike sike gidiyorlar amına koyayım. Başlıyor Venedik'ten sikmeye Hristiyan dünyasını. Gidiyor Bizans'a kadar. Bizans'ı da sikiyor. Ondan sonra çöküyorlar oraya. Tahta çöküyorlar. Falan. Çok karışık abi. Yani bizim İstanbul'u almadan önceki Bizans'ın tarihini falan bilen çok az insan var. Çok az insan var. Neden bu kadar azız bilmiyorum. Okulda öğretilmesi gerekir. Yani o kadar komik şeyler oluyor ki onlar bildiğin çöküyorlar abi. İstanbul'a çöküyor adamlar. Ondan sonra işte Konstantin bilmem kaçıncı Konstantin babasının bu ezikliğine dayanamayıp babasını surun üstünden attığı falan söyleniyor da o başa geçiyor da onları defediyor falan filan. Zart surt. İstanbul o kadar kötü durumda ki. Yani halk şey modunda ya Türkler gelse de bizi kurtarsalar artık bu İstanbul'u alsalar falan adamlar böyle taş kemiriyorlar falan. Şeyin babasını surdan atıyor. Eksi 50 prestij ya da.
Excel'in prestij direkt şey değil mi? EO4 kafası. Direkt legitimisi düşüyor falan böyle. Kesin yaşanmıştır. Abi keşke biraz şey yapsanız ya. Biraz ilgilenseniz ya. Stability eksi 3. Öyle abi. Güzel. Tarih güzel. Çok şey öğretir. Ben onu Almanya'da kafama dank etti. Şimdi ben Almanya'ya gidiyorum ya. Bir de Doğu Almanya'ya gidiyorum. Bana herkes şey diyor. Abo çok onlar nazidir, faşisttir, manyaktır. Ananı sikerler seni. Sen ne yapacaksın orada Türk olarak falan. Abi bir gittim adamlar pamuk gibi ya. Böyle bir şey olamaz. Yani alışverişe çıkıyorum teyzeyle konuşmaya başlıyoruz. Teyze diyor ki gel diyor ben sana diyor kek yaptım. Kekimden yedirem diyor. Torunlarım diyor 2 yıldır gelmedi bana uğramadı. Gidiyoruz teyzeye bana savaş anılarını anlatıyor işte. Hocam diyor gitti diyor zorla diyor işte top sıktırdılar diyor. Allah kahretsin falan. Ben böyle şey zannediyorum oraya gideceğim böyle. Aa hoş geldin Almanya orospu çocuğu falan böyle dövecekler zannediyorum. Öyle değilmiş meğer yani. Ne kadar gül gibiymiş insanlar. Süperdi ya Leipzig mükemmel bir şehirdi. Zaten Leipzig hani Leipzig'te Völkerschlacht Denkmal diye bir yer var. Yani Napolyon'u siktikleri yer orası. Oraya anıt dikmişler. Şimdi Almanlar da Almanya'da her görüşe açıklar. Yani bazı sembolizmler yasak. Yani svastika takamazsın koluna. Svastika taktığın zaman direkt hapis. Ya yani mesela şey bizim salak Türkler vardı gitmişler Erasmuslular böyle Hitler duruşu falan yapmışlar. Gel kardeşim sen içeri seni deportlayalım ülkene dön senin amına koruz ne yapıyorsun sen falan deyip bunları geri gönderdiler falan. Ya şaka yaptık biz ya ne şakası pezevenk ne yapıyorsun sen falan demişler tamam. Neyse. Abi bu forma falan giyseler peki ne oluyor? Direkt GG. GG VP ya. GG değil mi? Direkt GG yani sembolizm yapamazsın. Ama ben nasyonel sosyalizmi destekliyorum diyebilirsin. Ve bununla ilgili demonstrasyon hakkını kullanabilirsin. Yani sokağa çıkıp yürüyebilirsin. Yürüyüş hakkın var. Her 1 Mayıs'ta Naziler, tabii kendilerine Nazi diyemiyorlar. Nasyonel sosyalist diyebiliyorlar. Leipzig'e gelip Bahnhof'tan yani tren garından o Völkerschlacht Denkmal'e yürümek isterler. Her 1 Mayıs'ta, her 1 Mayıs'ta Leipzig savaş alanıdır. Tabi Leipzigliler de az önce dedim ya duvarın yıkılması için ilk protestoların çıktığı o yangını başlatan şehir. Her pazartesi protesto yapılır Leipzig'te. Yani mesela dansözler neden burs almıyor diye protesto yapabilirsin. Kimse sana bir şey diyemez. Leipzig'in halkı da bu tip şeylere çok şeydir yani serttirler. Bayağı serttirler. Bildiğin onlar yürürler. Naziler yürürler. Polis korumasıyla. Çünkü dediğim gibi Almanya'da herkesin protesto hakkı, düşüncesel özgürlük hakkı sabittir. Düşünebilir yani. İstediği her şeyi düşünebilir. İstediği protestoyu, demonstrasyonu ve yürüyüşü yapabilir. Adamlar yürüyorlar tabii. Polis de olay çıkmasın diye bir kordonu alır onları. Reis, Leipzig halkı, ben neler gördüm ya. Üniversite öğrencileri oturmuşlar parke kaldırıma. Üretim tesisi amına koyayım. Hazırlıklı gelmiş orospu çocuğu. Tak 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 vuruyor böyle. Söküyor parkeyi yanındakine veriyor o da atıyor. Ananızı sikeyim sizin diye atıyor tamam mı? Üretim tesisi bak tak 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 söküyor. Çıkarıyor çisilla vuruyor böyle tak 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 söküyor yanındakine veriyor. O atıyor böyle atıcı güçlü. O atıyor öbürleri pleb böyle oradan parke söküyorlar. Kaldırım söküyorlar amına koyayım. Polise de atayım. Oradaki naziye de atayım. Otomasyonu kurmuşlar moruk. Bize diyorlar ki çıkmayın. Siz yabancısınız. Bak başınıza kötü şeyler gelir falan dedi bize hocalarımız. O zaman kurstaydım. Almanca kursundaydım. Ben durur muyum amına koyayım? Zıp çıktı piç. Çıktım ben dışarı tabii. Ne oluyor lan falan diye böyle. Nasıl sikiyorlar analarına ama. Nasıl yağıyor. Taş yağıyor. Taş. Yani böyle molotof atan bile gördüm yani. Hiç abartmıyorum. Molotof atan gördüm. Öyle bir yıkım var yani. Ve gurur duydukları şey de şu.
O Nazilerin Völkerschlacht Denkmale hiçbir zaman ulaşmamasını sağlıyor abi Leipzig halkı. Hiçbir zaman. Hiç ulaşamamışlar. Her sene o yürüyüşü yapıyorlar. Hiç ulaşamıyorlar. Hiç. Şu ana kadar ulaşamadılar. E peki abi, bu yürüyüş grubu büyük mü, ufak bir gruptan mı bahsediyoruz? Ya ben gittim gördüm. Yani böyle 1000 kişi falan vardı ya. 1000 iyiymiş. 1000 iyi değil işte. 1000 iyi değil. Peki yani sana kel mi, saçlı falan mı? Nasıl? Valla göremiyorsun ki, polis ablukasındalar. Ya polisler de hepsi 2 metre rokobok amına koyayım. Aradan geçen adamları göremiyorsun zaten. Hepsi böyle shield'ları kaldırmış, shield wall yapmışlar abi. Böyle polis ablukasında yürüyorlardı yani, ama yürüyemiyorlardı. Yani polis en son şey diyor, tamam artık gidemiyorsunuz. Çünkü şey falan oluyor. Leipzig'in tam böyle aşırı sol olduğu bir bölüm var. Konevitz'ten geçmeye çalışıyorlar. Konevitzkreuz. Konevitzkreuz'a geldikleri zaman anaları net sikiliyor çünkü. Orada bayağı şey oluyor yani, bayağı. Pusu da var mı? Ya tramvayı devirip yakıyor oğlum adamlar, öyle böyle değil, anladın mı? Oraya geldikleri zaman şey oluyor. Mortar falan atıyorlar herifler, amına koyayım. Orası çok farklı bir kafa. Savaş sahnesi o. Konevitzkreuz'a ben yaklaşmadım zaten. Oraya gittiğin zaman hani orada kim kime dumdum, anladın mı? Bayağı boss fight orası. Orayı geçemiyorlar. Orada orada PKK pususuna düşüyorlar bayağı yani. Ay PKK. Orası çok sert. Hiç geçemiyorlar. Fransızlar da acayip. Oğlum Fransa'da şey ya, bayağı benim orada okuyan arkadaşım var. Diyor ki Fransa'da diyor bir böyle hani herhangi bir konuyla ilgili ülkede bir protesto mu başladı? Okulda direkt sıraları devirip yakıyorlarmış ama. Ne yapıyorsunuz? Üniversitede direkt okullarda böyle sıraları devirip yakıyorlarmış ama. Üstüne şey atıp yakıyorlarmış böyle. Adamlar, bildiğine bahane ya. Adamlar hazır ya. Aynen böyle. Dersin ortasında hocam sen çık falan deyip omuzluyor sırayı böyle. Bak Fransa'da sokağa çıkamıyor. Sürekli grev var, otobüs bulamıyoruz. Biz asıl şey, şimdi ben Almanya'da okullar paralı değil, tamam mı? Ama dönem başına 120 euro mu ne ödüyorduk, tamam mı? Saksonya Meclisi toplanmış, demiş ki biz buna 60 euro zam yapacağız. Vay sen misin? Heh. Geldi benim arkadaş Yan, dedi ki protestoya gidiyoruz Ahmet, protestoya. Ne oluyor lan dedim. Abi dedi 120 eurodan 60 euro, 180 euro yapacakmış orospu çocukları. Biz köpek miyiz? Bunu ödemek zorunda mıyız lan? Puh falan diyor böyle. Lan diyorum yani hani 60 euro 3 tane pizza yesen 60 euro yapıyor zaten yani. Amına koyayım 60 euronun. Adamlar yani beni level 5 laboratuvara sokmuşlar. Benim sırf o laboratuvara girmek için aldığım eğitim bir 2000-3000 euro yapar zaten. Helali hoş olsun, 100 euro ekliyoruz dese ben okeyim yani. Türk kafası ya. Ne olacak abi, öderiz yani falan diye düşünüyorum. Yok dedi, gidiyoruz. Gidiyoruz, anasını sikeceğiz dedi. Parlamento binasını basıyoruz. Dedim ne oluyor amına koyayım falan. Bildiriler dağıtılıyor böyle. Saksonya'nın her yerinden öğrenciler protestoya Dresden'e gidiyorlar. Başkent Dresden demiştim ya. Tamam dedim, gidiyoruz ya falan. Nasıl gidiyoruz dedim abi, bilet alalım mı? Dur dedi, ayarlayacağız. Tamam dedim. Geldi dedi, şu saatte şu trene biniyoruz. E dedim bilet alalım. Ne bileti dedi. Biz tren bileti alacağız. Yok abi dedi, devlet ayarladı dedi. Bize dedi şey kapattı, tren kapattılar 10 tane 20 tane. Ya devlet ayarlıyor bir de. Tabii bineceğiz gideceğiz dedi. Vallahi bindik trene, herkes üniversite öğrencisi amına koyayım, protestoya gidiyoruz ama treni devlet ayarlamış. Devleti protestoya gidiyoruz. Bu nasıl şey ya? Devleti protestoya gidiyoruz, treni devlet ayarlamış. Oturmuşuz böyle. Vagonlarda sağlık görevlileri ve polisler yürüyerek bildiri okuyorlar. Diyorlar ki, bilgilendirme şeyi okuyorlar. Böyle. Elinde kağıt var kadının. Diyor ki, polis okuyor. Arkadaşlar diyor, işte olayların çığırından çıkmasını istemeyiz ama velev ki olaylar çığırından çıktı ve velev ki biz güç kullanmak zorunda kaldık ve velev ki son raddede göz yaşartıcı bomba attık. Yani hani oldu ki oldu. Diyelim oldu. Hani taşkınlık çok abartıldı. Biz de göz yaşartıcı attık. Ya? Yo, anlatıyor böyle. Diyor ki göz yaşartıcı attık diyor. Ne yapmanız lazım? 200 metrede bir ambulanslarımız bulunacak. Lütfen en yakın ambulansa gidin. Ambulanslarda size işte şunlar şunlar verilecek. Ha, ambulans bulamazsanız sakın işte su dökmeyin gözünüze. Hastaneye gitmeye çalışın bilmem ne falan filan. Biz sizi korumaya çalışacağız falan diyor. Ben böyle dinliyorum. Amına koyayım bu polis mi diyorum ya? Bu diyorum polis mi? Bunun bizi sikmesi gerekiyor diyorum yani. Bunun bizi
kafamıza diyorum nişan alıp sıkması lazım diyorum yani biz. Nasıl diyorum ya bu? Tamam mı? Böyle okudu okudu. Dikkatli olun dedi. Taşkınlık çıkarmazsanız sevinirim. Hayırlı protestolar dedi. Arka kompartmana geçti. Hayırlı protestolar. Aynısını orada anlattı. Gittik. Oğlum bir indik. Bütün şehir ama bütün şehir yani şöyle anlatayım sana. Çok büyük bir nehir var. Dresden'in içinden geçen. Adını bilmiyorum. Benim cahilliğim. Nehirin üzerinden köprü geçiyor. Yaklaşık böyle 1 kilometre öteden bir köprü daha var. Bak biz bu köprüden geliyoruz. Ben öbür köprüden giden öğrenciler görüyorum. Yani öyle bir şeyiz yani topluluğuz. İnanılmaz yani. Böyle hani 40 bin 50 bin insan falan belki de bilmiyorum. Yani tahmini bir rakam bile söyleyemiyorum. Ama gerçekten o kadın polisin dediği gibi 200 metrede bir ambulanslar var. Böyle çimenlikte bir ambulans görüyorum. Yol kenarında bir ambulans görüyorum. Ekipler hazır falan. Polislerin elinde kameralar var. Yer yer suratını çekiyorlar falan. Vesaire. Dolayısıyla suratı çekilenler bazen kızıyor. Polisle tartışıyor. Benim diyor kişisel bilgilerimi koruma yasası var. Orospu çocuğu sen nasıl çekiyorsun? Böyle bir hakkın yok falan. Bilmem ne. Böyle, çok gergin böyle ama bir yandan da bağırıyoruz işte. İşte biz öğrenciyiz, biz öğrenciyiz, para ödemeyiz, biz öğrenciyiz falan diye bağırarak gidiyoruz böyle, tamam mı? Gittik, gittik, gittik abi. Parlamento binasının önüne geldik. Resmen böyle çok büyük bir konser gibi düşün. Türkiye'ye ilk kez Metallica gelmiş. Bütün metalci kankalarım ve kirpi kafalar orada yani. Gittik, bağırdık, 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 bağırdık abi. Aa, kıçını yırtanlar var, bir şeyler fırlatanlar falan. Çıktılar abi parlamento binasından. Parlamento üyeleri el salladılar bize. Böyle gülüyorlar falan. Ya kimse de şey yapmıyor böyle eline telefonu alıp bana bakın aşağıda orospu çocuğu öğrenciler var bizi protesto ediyorlar kafalarını sıkın kaf kaf dağıtın onları dağıtın amına koyayım rahatsız oluyorum uyuyamıyorum falan demiyor kimse tamam mı? Çıktılar el falan sallıyorlar ben böyle çok ütopik bir dünyadayım anlam veremiyorum. Anlam veremiyorum böyle bağırıyorum falan yukarıdan teyzeye sallıyor. Saksonya parlamento üyesi. Bravo çocuklar bravo. Amcık yasa önerisini sen vermedin mi yani? Niye böyle falan. Ondan sonra Vyserit Elven'in dalı. Evet olabilir. Elven'in dalı galiba. O nehir. Ondan sonra abi bildiğin bu şekilde protestomuzu yaptık. Gittik bir yerde döner yedik. Yine devletin bize tahsis ettiği trenlere bindik. Ve köyümüze geri döndük. Ve o yasa geçmedi. Vallahi geçmedi. İptal oldu yasa. Bildiğin çorbacıya gider gibi bağlanmış abi son hikayenin. Vallahi en son çok net hatırlıyorum. Tong, Yan, ben, Richard, Roman gittik döner yedik. Benim orada bildiğim çok iyi bir dönerci vardı. Hayke Döner. İnanılmaz bir yer. Gittik orada ben patlıcanlı döner yedim. Dürümde. Yedik abi döneri. Oha çok iyiymiş falan dedik. Patlıcan. Bindik abi döndük ya yani böyle yani. Böyle bildiğin Okul gezisi gibi olmuş abi ya. okul gezisi gibiydi lan. Yani anasını siktik adamların döndük ve geçmedi yani. Ondan lan geçmedi diyorum. Yani diyor ki tabii geçmeyecek oğlum. Ne kadar insan toplandı görmedin mi? Ben de diyorum ki yani. Ben Türk'üm abi. Yani bizde insan Adam toplansa bilmiyorum yani. Şey yapar herhalde parlamento üyesi çıkaracağım ama. Yine toplanmış bu gerizekalı amına koyayım. Geçir yasayı. Geçir. bu arada abi o dediğin şeyi buldum ben videosunu. Antifa'yla o nasyonalistlerin Buldun mu? Leipzig'teki ama kanlı yani yayında açamazsın bazı Kanlı yerlerde. oğlum bak molotof atıyorlar diyorum. Açamam yayında. Çok fena yani. Açamam. Leipzig'te her sene savaş alanı diyorum sana. Şaka değil ya. Bu patlıcanlı döner mi abi? Hiç duymadım öyle bir şey. Zaten ben de duymamıştım. Bir tek Dresden'de Hayke diye bir yer yapıyor. Abi BDO dramasını kaçırdın. Çok eğlendik ya. Abi Nikimi aylardır yanlış okuyorsun. Nikimi Lucify yapacağım. Bükemediğin eli öpeceksin. Lucify hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Evet abi bu da böyle anımdır yani. Valla Güzeldi. ilginçmiş abi ya. Oğlum insan çok şaşırıyor ya. Yani bana mesela diyorlar ya. Ya Cahan niye takıyorsun yani ne olacak? Abi ne olacak değil. Yani görüyorsun daha iyi versiyonlarının olduğunu. Görüyorsun çalıştığını. Lan diyorum bizde niye daha iyi versiyon olmasın?
Açtım izliyorum videoları. Leipzig 1 May. Aynen, Leipzig 1 May yaz çıkar. Hayır abi, bir de bu kadar organizasyonun masrafı zaten bu devletin zam yaptığı paraya denk gelmiyor mu yani? Bu kadar adamı götürüyorsun, ambulanslar geliyor, o kadar polis geliyor ediyor. Bunda mı masrafı var? Bak Leipzig'ten 2 kilometre daha gitse artileri atılacak herhalde. Abo videolar çok sert. Hakikaten yani şaka yapmıyorum. Her sene orada ana avrat düzleniyor yani. Bir de şeyi aratın. Leipzig'te şey vardır. Gothic Wave Treffen. Her sene Leipzig'te Haziran'da Gothic Wave Treffen olur. Avrupa'daki ve Almanya'daki bütün gotikler Leipzig'te toplanır. Aman Allah'ım böyle bir şey olamaz. Bütün şehir simsiyah. Ya da beyaz. Arada bir kaç tane de steampunk oluyor böyle. Ya o kafayı yersin arkadaş. Herkes orada. Bütün gotikler orada. Dünyanın bütün gotikleri gelmiş amına koyayım. Bakıyorum böyle aile olarak gelmiş. Bebekleri var. Bebeği de simsiyah giydirmişler. Böyle gezdiriyorlar şeyle, bebek arabasıyla amına koyayım. Senin yayına gelen B'de çocuk banlandı Twitch'ten. Oo harbi mi? Ne oldu ki? Adamlar polis eğitiyor. Ama polisler hakikaten çok eğitimli. Yani davar polis hiç karşılaşmadım. Ve polisle olayım da oldu. Polisle olayım oldu. Hiç davar değillerdi yani. Polis gelip bana şey dedi. Şeyden dolayı olay oldu polisle. Bunu daha önce anlatmıştım. Yani kesin dinlemiş olan vardır. Ya bir gece acayip sarhoşuz. Dedi ki çok acıktık yani, şehirde neresi açık? Gittik McDonald's'a. Bir şeyler yedik. Dönerken böyle bir tane stop tabelası düşmüş. Tabelanın şey levhası düşmüş. Levha olayı aynen. Yanımdaki arkadaş da dedi ki, ya dedi benim babamın dedi metal atölyesi var dedi. Ben bunu sehpa yaparım, kullanırım. Dekoratif çok güzel olur dedi. Aldık amına koyayım levhayı. Şeyde durakta geri zekalı gibi gece otobüsünü bekliyoruz. Her gece otobüs vardı. 1.11, 2.22, 3.33, 4.44. Ondan sonra normal otobüsler geliyor zaten. Nightliner otobüsünü bekliyoruz. 3.33'ü mü bekliyorduk? Neyi bekliyorduk? Bilmiyorum. Davar gibi bekliyoruz böyle. Aa, sarhoşuz yani. Kafalar çok gidik. Böyle bir tane van geçiyordu, Polizeiwagen. Böyle büyük olanlardan. Gördü bizi, yaptı, döndü amına koyayım, önümüze durdu. İçinden 6 tane rokobok indi böyle. Rap 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 geldiler yanımıza. Şu seviyede duruyor herif ya. Şu. Birisi de arkanda bu seviyede duruyor. Böyle. Böyle kalıyorsun. Ya ben 1.86'yım. Ben böyle bakıyordum. Selamünaleyküm. Nasıl yardımcı olabilir falan, anladın mı? Adamların hepsi şey yani. Ulan o kadar adamı nereden buldunuz? Her gece onun gibi 10 tane dolaşsa 60 tane rokobok oldu yani. Yani her gece dolaşan amına koyayım. Nereden buluyorsunuz? Hemen dediler işte bu devlet malı. Devlet malını çaldınız siz. Allah ben içe doğru sıçıyorum amına koyayım. Dedim siktiler belamızı. Neyse çocuk yavşaklık yapmadı. Sarhoş olmasına rağmen dedik benim arkadaşımın olayla alakası yok. Ben beğendim. Ben aldım. Ben götürüyorum. Herhangi bir ceza işlem uygulanacaksa bana uygulansın dedi. Bana dediler ki alakası yok ama şahit olarak biz onun adını alacağız. Hani devlet sana karşı dava açtığı zaman belki onun hani şeyine de ihtiyacımız olabilir. Tamam dedik. Verdik kimlikleri falan filan. Bilgilerimizi aldılar zart turt. O çocuk 2.500 euro mu ne ceza yemişti. Öyle hatırlıyorum. 2500. Biraz fazla değil mi? Falco. Değil. Devlet malını sikiyordu. Ondan sonra şey adam dedi ki bak dedi bunların arkasında dedi. Bunların arkasında dedi üretildiği yer yazar dedi. Eğer bir daha böyle bir şey istersen dedi bu web sitesine gir siparişini ver dedi. Bu kadar kolaymış meğer. Boşuna çalmış çocuk. Ama şey de iyiymiş abi. Levhayı alıp durakta beklemek yani. Gerizekalılık Elde bizi diyor. Ya levha. taksi maksi çağır değil mi? Yani elinde levha ile böyle mal gibi böyle Durakta bekliyor. böyle eksi 10 derecede salak gibi sabahın köründe. Görüşürüz Edivancığım. Çok teşekkür ederim.
Samaha. Ama çocuk da yalan söylemedi, şey demedi yani. Biz bunu yerde bulduk, ağam size getiriyorduk demedi yani. Dedi ki ben bunu sehpa yapacaktım. De, Alman doğruluğu diye bir şey var abi. Hakikaten adamlar yalan söyleme konusunda çok kötüler. Ve yalan söylediğini fark ederlerse ananı sikiyorlar, net. Yani ben bir keresinde derse çok geç kalmıştım. Girdim. Normalde çok geç kalınca girmene kızıyorlar. Hani 10 dakika falan geç kalsan, çaktırmadan giriyorsun. Ben bayağı geç kaldım ama kaçırmak istemiyordum dersi. Girdim. Dersin sonunda hoca dedi ki, yani ayıp dedi, yani ne yapıyorsunuz amına koyayım. Mazeretiniz ne dedi. Dedim ki hocam uyanamadım. Ya, Türk olsan dedi, trafik vardı, babaannem aradı, su kesilmiş, babaannemin götünü yıkayamadım şimdi. Uydurursun ya bir şeyler Türk olsan. Oradan bu geldi, o kız arkadaşımdan boşandım falan diye bitirirsin hikayeyi. Hocam dedim uyanamadım. Ha öyle mi? İnsanların başına gelir tabii böyle şeyler. Lütfen bir daha olmasın her zorluk dedi. Teşekkür ederim hocam dedi ve ayrıldık yani, anlatamıyorum. Hocam beni kız arkadaşım, hamileyim diyorum sana ya, hamileyim, böyle bir şey, literatüre geçtim hocam, nasıl geleyim der, geç kaldım biraz, geç kaldım biraz hocam, uyanamadım. Her zoonuh, sonuç okuyamıyorlardı, bana zoonuh diyorlardı. Kaspercim dördüncü ayın mübarek olsun ya. Hikayeler böyle. Hadi ben yatıyorum ya. Bazı şeyleri sallıyor musun gibime geldi. Biz de Almanya gördük. Ne yaptın kanka? 2 gün oturup Bratwurst mu yedin amına koyayım? 9 yıl yaşadım ben amına koduğumun ülkesinde. Okul okudum. Nereden gördün sen Almanya'yı? Pezevenge bak. Geçerken şey mi yaptın? Bretzel mi yedin? Krepel için mi yedin? Ne yaptın amına koyayım? Bunlara da ayrı titri. Biz de Almanya gördük. O kadar da iyi değil yani. İnsan var. Bina. Yürüyorlar yani. Ne var amına koyayım? Çok biliyorsun. Ne biliyorsun? Biz de gördük amına koyayım. Ben de gördüm. Neler gördüm. 25 yıldır Almanya'da yaşayıp da yağın ayından öteye gidemeyen, 2 gram Almanca konuşamayan Türkler gördüm orada. Siktirtmeyin şimdi kardeşim. Hadi. Hadi. Yatıyorum ben. Yatıyorum. İyi geceler. İyi sabahlar İyi mı? geceler Ne? reis.